Arkadaşlar bak, ön tarafta duruyorsunuz ama inerken o arka kaptan ineceksiniz. Ona göre kendinizi ayarlayın yani. İndirmem bu ön kaptan yok. Orta kapıya giderseniz açmam o kapıyı. Ben olur. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Siz düğmeye de bastınız. Derdin neler tırtla basa. Aç şu kapıyı. Açtık ya kapıyı. Niye inmiyorsun sen? Bak benim canımı tıkma. Bak sabah sabah benim canımı tıkma. Bak sabah sabah. Sen yürüdük ya. Allah bak. Sen. Ben ondan sonra buraya laf yetiştireceğim. Açtım o kapıyı. Hayır, açtın, geri kapattın hemen. Açtım o kapıyı. Hemen geri kapattın o kapıyı. Lan abi sen ya nereye bakıyorsun? Ben de buradayım. Ben de buradayım. Herkes işe gitmek için biniyor bu otobüse. İmkanlarımız olsun zaten takılıyor. Kendi arabamızda yürüyoruz. Çok sert davranıyor. Abla valla az daha konuşursan yemin ederim istemeden iner giderim. Çalışma ya Allah Allah. İlk defa olmuyor mu size? İlk defa denk gelmiş. Vallahi bak. Genelde oluyor yani. Ben o zaman çok sanki İlk defa olmuyor mu size? İlk defa denk gelmiş. Vallahi bak. Genelde oluyor yani. Gelsin. Geliyor. Gelsin. Sakin ol, sıkıntı yok. Şurada otur, gelme. Tamam, tamam. Ne de yazıyor abi? Ben kimsenin küfürünü yemek zorunda değilim burada. Ben ilaç kullanıyorum. İlaç değil. Ay ilaç değil. Bu ne ala? Sabah saat 5.45'te yayından çıktım. Sabah 7'de Lara'dan sıraya çıktım. Dün gece de saat 1.30'da şimdi bitti benim. 1.30'da bak, ben bu isim gece 1.30'da bitiyor. Sabah 5.30'da kalkıyorum. Ben bu insanlara hizmet veriyorum. Ve hizmetin karşılığında küfür yiyorum. Hakaret yiyorum. Benim görevim yolcuyu ön kapıdan alıp arka kapıdan indirmektir. Sen bedava gireceğim diye arka kapıyı niye açmıyorsun diye şoföre haykırırsan, ondan sonra bir de küfürlü konuşursan benim başka yapacak bir çarem kalıyor mu? Kalmıyor. Niye? Biz de insanız. Söylüyorum, etmeyin, yapmayın diyorum. Bak gidemeyeceğim, devam edemeyeceğim diyorum. Hala da üzerime geldikçe ben de mecburen arabayı istop edip kapatmak zorunda kaldım. Çünkü insanın, biz de insanız. Bizim de bir psikolojimiz var. Orta kapıdan binmek istediler. Araba dolu. Zaten alacak yeri yok. Şimdi zaten bizim en büyük zaafımız da şu. Hani mesela araba doluyken duraklara uğramasak bu ezimeti çekmiyoruz biz. Durağa yolcu yer yok deyip geçip gidiyoruz. Çünkü arabamızda yer yok. Şimdi bir de durağa durursak da yolcu da inmiyor. O zaman niye durağa durdun diyor. Veyahut da durmayacaktın, bizi almayacaktın, niye durağa durdun diyor. Biz ne yapalım? Şoför ne yapsın yani? Ortadan binmek istediler. Ondan sonra ukala laflar, küfür. Yani ben anama, bacıma, karıma, çoluk çocuğum var benim. Onlara söyledirmek için bu işi yapmıyorum ki. Ben ekmeğimin peşindeyim. Kendi istihdamı sağlamak için bu işi yapıyorum. Ya gönül daraldı. İnsanlara küsüyorsun. Neden? Yani sen onlara değer veriyorsun. Bir hizmet veriyorsun. Sabah saat 5'inde kalkmışsın. Hizmet veriyorsun. Hizmetin karşılığında aldığın cevaba bak. Küfür. Sen ister misin böyle bir şey? Hiç kimse istemez. Genellikle oluyor. Genellikle oluyor zaten. Ama artık yani bizim de artık sabrımız kalmıyor. İnsanlar yani şunu bilemiyor. Ön kapıdan binecek, kartına basacak, arabanın arkasına geçecek. Bir insanlarımız bunu yapamıyor. Bu kadar bencil olmuşuz yani. Bunu yapamıyoruz. Kural neyse o. Ben ön kapıdan bir tane yolcu indirsem, düşse, mahkemeye gitse, bana hakim ne diyecek? Neden ön kapıdan indirdin diyecek. Neden indirdin diyecek. İndirmeseydin. Senin görevin ön kapıdan alıp arka kapıdan indirmek diyor. E şimdi biz ne yapalım? E çileyi çeken şoför oluyor. Herkes yerinde mekanında oturuyor. Ama bizler çileyi çekiyoruz direksiyonda. İlk önce direksiyonda çekenin çilesini bir araştırın, bir dizginleyin. Tamam, bizde de vardır hata yapan. Biz de hata yapabiliriz. İnsanız.
Ama ki bir değerlendirmeye konulsun diyorum artık. Ben aslında kimsenin kalbini kırmak istemedim. Artık benim psikolojim de dayanmadı. Benim psikolojim de dayanmadı artık. Yani kaldıramıyorsun belirli bir yerden sonra. Niye? Hep bana hakaret, hep bana hakaret. Neden hakaret yiyen ben oluyorum ya? Araba yoksa suçlusu ben değilim. Araba diyor sıraya gelmedi diyor. Çok bekliyordum ben yarım saat, bir saat diyor. E şimdi ben ne yapabilirim buna? Benim bir çözüm var. Benim bir saatim var. Ben o saatimde gidiyorum. Araba doluysa da yolcu alamadıysam şoförün suçu ne? Küstünüz geçtidir 15-20 dakika sonra aracımı aldım. Ben devam ettim tekrar. Gene yolcuları gidecekleri yerlere götürdüm. Ondan sonra işime de devam ettim.